zayıflama. Baharın gelmesiyle birlikte güneş de bize yüzünü ve etkilerini göstermeye başladı. Eğer sen de kapalı spor salonlarında spor yapmaktan sıkılan bir bireysen, daha dar alanlarda spor yapamıyorum dersen, hava basıncı dar, buralarda hava alamıyorum diye düşünüyorsan, hepinizi açık hava alanlarında egzersiz yapabileceğiniz yerlere davet ediyorum. Ben de bir milli sporcu olarak genelde hep outdoor sporlar yaptım. Açık hava egzersizleri yapma fırsatım oldu. Evet, yine fitness salonlarında da veya stüdyolarda da antrenman yapma fırsatı buldum. Fakat yine de açık hava alanlarındaki, yani egzersiz yapabileceğim tarz bana çok daha uygundu ve onun da herkese çok daha uygun olabileceğini düşünüyorum. O yüzden bununla ilgili size birkaç tane tavsiyem olacak. Bunlar da açık hava egzersizlerinde egzersize başlamadan önce dinamik ısınma şekilleri ve açık havada yürüyüş yaptıktan veya koşu yaptıktan sonra da yapabileceğiniz ekstra alternatif alt ekstremiti ve üst ekstremitemizi çalıştırabileceğimiz egzersizler var. Bununla ilgili size bilgi vereceğim. Açık hava egzersizlerinden önce, örneğin yürüme ya da koşma ya da alternatif egzersizlerden önce dinamik olarak ısınmanızı öneriyorum. Bu dinamik ısınma egzersizlerinde de kalça egzersizleri ve bacak egzersizlerimiz mevcut. Yani kaslarımızın çok fazla kısalım değil, uzun olmasını istiyoruz. Bu durumda da dinamik olarak bir stretching öneriyoruz, esnetme. Statik olarak esnetme biraz daha sakatlıklara yönelik ve çok fazla esneme modelinin dışında olduğu için biz de dinamik bir esnetme öneriyoruz. Örnek veriyorum, bunlardan ilki kalçada çevirme. Bu sizin hem kalça aktivasyonunuzu hem de kalça mobilizasyonunuzu, hareketliliğinizi çok iyi sağlayacaktır. Bunun yanı sıra yine hareketli bir şekilde ayaklarınızı öne çekerek kendinize doğru dik bir pozisyonda, bu sizin yine kalça ekstremitenizdeki, yani alt ekstremitede esnekliğinizi sağlayacaktır ve hamstring esnekliğiniz daha iyi. Tekrar yine öne doğru esnetme yaparak, yine öne doğru dizinizi biraz öne verip kalçanızın üzerine oturarak, bu da yine kalça esnetmenizi ve hamstring esnetmenizi sağlayacaktır. Sola oturmak ve ekstradan sağa oturmak, tekrar yine sola oturmak, tekrar iki elinizle ayak parmak uçlarınızı tutmanız da sizin dinamik ısınmanıza yardımcı olacaktır. Yine üst ekstremitemizde de bu hareketi ve bu hareketleri tercih ederseniz bu da sizin dinamik olarak egzersiz öncesi hazırlığınız olacaktır. Şimdi açık hava egzersizlerinde örneğin koşunuzu yaptınız ya da yürüyüşünüzü yaptınız. Arkasından hemen alternatif egzersizlere geçiş yapabilirsiniz. Bunlar da yine alt ekstremitenizi ve üst ekstremitenizdeki kuvveti arttırmak, sorunlu olan bölgelerinizdeki yapıları, yağları yakabilmek için özellikle ya da çok fazla kuvvetlenmek istiyorsak bu egzersizleri de burada yapmamız mümkün. Örnek veriyorum, bir squat hareketini bulunduğumuz her neresiyse, park, bahçe, koru hiç fark etmez, bulunduğumuz alanda bir yükseltide yavaşça oturup kalkıyorum. Yavaşça oturup kalkıyorum. Bu squat hareketi sizin tüm alt ekstremitenizi, kalçanızı ve bacaklarınızı aktif edecektir. Bunun yanı sıra yine devam ediyorum. Bunu 3 set 12 tekrar yapmaya çalışıyorum. Ondan sonrasında yine bir side lunge olarak devam ediyorum. Elimi belime koyuyorum. Tekrar bekliyorum. Tek taraflı iniyorum. Yine 3 x 12 olarak tüm setimi bitiriyorum. Bununla birlikte yine üst ekstremitemi çalıştırmak istiyorsam, örneğin bir push-up hareketi olan hafif gövdemi aşağıya eğilerek istediğim yeri ve açıyı kendim ayarlayarak tutmaya ve tekrar kendimi itmeye çalışıyorum. Bunda da yine 3 x 12 şeklinde yapabilir ama çok zorlanırsanız 3 x 8 şeklinde de yapabilirsiniz. Daha sonrasında yine bir bacak hareketi olan split squat hareketini yapabilir. Yine dengeleyebilir. Kalça aktivasyonunuzu ve bacak aktivasyonunuzu geliştirebilirsiniz. Yine tekrar basen sorunu olan bayanlarda dengeleyici bir biçimde durarak elinizi belinize koyup sola doğru hareketi devam ettirebilirsiniz. Bunu da yine
3x12 tekrar şeklinde yapabilirsiniz. Yine kalça hareketim için önde durarak sadece kalçamı sıkarak, tabii karın kaslarımı da sıkarak tüm dengeyi sağlayarak bir kickback hareketi yapabilir. Yukarıda çektiğinizde kalçanızın kasıldığından emin olabilirsiniz. Günlük olarak rutin bu egzersizleri yaptığınızda kendinizdeki kas artışının farkına varacak, yakılan yağın farkına varacak ve santimetrik olarak da inceldiğinizi fark edeceksiniz. Teşekkür ederim.